Simge, çok teşekkür ederim bize vakit verdiğin için. Neden? Bu yoğun prova döneminde de çok sağ ol. Ee, şimdi hemen şeyle başlayayım. Ee, yeni bir proje var. Ee, akustik konser projesi. Evet. Şimdi ondan birazcık bize bahseder misin? 15 Ocak'ta başlıyor ilk konser. İlk ayağı İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde olacak. Saat 8.30'da olacak. Bu projeyi aslında bana Özgür Aras, menajerim, ee, karşı teklifte bulundu. Evet. Ben yıllardır aslında bir takım programlara gidip akustikler yaptım, işte Joy Turk akustikler vesaire. Onlar çok beğenildi ve benden sahne üzerinde bunları söylemem isteniyordu. Özgür de dedi ki sana bir böyle bir proje yapalım. Bütün oradaki söylediğin çok izlenen şarkılar var YouTube üzerinde. Onların hepsini sahneye evde şarkı söylüyormuş gibi taşıyalım. ...ve bunu birlikte e, kurgulayalım dedi. Sonrasında da tabii böyle CKM gibi konser salonlarında... ...hep hayalimdi şarkıları bu şekilde e, sahne üzerinde söylemek. Klasik Türk müziği eğitimi aldım İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. O yıllarda aldığım eğitimden dolayı da hep böyle sahne üzerinde... E, ...bir ut olsun, bir işte Türk sanat müziği bir şeyler söyleyeyim. Yani biz genciz, e, Türk müziğinin de en iyi sahip çıkacak olanlar bizleriz. Çok fazla hani pop söylüyoruz, çok fazla bu müzikleri yapıyoruz ama... Bunu sahne üzerinde yaptığımızda birkaç sefer böyle birkaç konserde denk gelmiştim. ...bir Ayhan Sicimoğlu konserine gitmiştim ve... E, ...acayip bir eskilerden bizden bir şarkı söylemiştim. Orada ben konseri dinlerken ağlamaya başladım. <laughs> Ağlayınca da e, dedim ki bunu benim yapmam lazım. Çünkü zaten ben oradan geliyorum. Bu benim özüm. Hem Türk'üm hem de bizim müziğimiz çok zengin. Hem TSM söyleyeceğim hem Türk'ü söyleyeceğim. Bir tane Karadeniz Türküsü yapmıştım. <laughs> Arnavut olmama rağmen Karadeniz'i çok sevdiğim için... <laughs> ...böyle bir Türk'ü yapmıştım. Orada mesela bu Türk'üler çalınacak, söylenecek. O zaman yani izleyicilerin Çok hiç alışık cihazlar. olmadığı bir simge sahanı evet. orada Normal görecekler. başka bir şey izleyecekler. Tamamen bir dinleti şeklinde olacak. Sadece müzik olacak. Biraz belki sohbet ve anılar da işin içine girebilir. Biraz daha böyle hani nasıl arkadaşlarımız bizim evimize geldiğinde biz evde ilk şarkıları gitara elimize alıp evet. bak böyle bir şarkı yaptık bunu bir dinle dediğimiz zaman o şarkı böyle çaldığımız gibi on insanlara o ilk anındaki gibi biraz daha tabii renkli bir şekilde sunum yapmak bizim hayalimiz. Simge şimdi az önce şey dedin e, Türk Sanat müziği hepimizin müziği ama bazen pop söylüyoruz. İşte Türk sanat müziğine hepimizin sahip çıkması gerekiyor dedin. Ee, aslında senin gibi özellikle şarkıları çok dinlenen konserleri dolan taşan sanatçıların genç sanatçıların Türk sanat müziğine e, sahip çıkması gerektiğini düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ee, çok da böyle aslında. ...arka planda kalıyor gibi. O çünkü hep bizim müziğimiz. Ama sonuçta günümüzde çok başka müzikler yapılıyor. Yani insanlar... ...artık bugün rap dinliyorlar. Bir hikaye anlatan şarkıyı yakalayıp... ...onun içine düşüyorlar ve... ...orada hissettikleri durum çok farklı. Yani insanlık bence... ...kendi içinde zaten evrimleşiyor. Müzik de öyle evrimleşiyor. O müzikler sadece hani... Ee, ...enstrümanlarla böyle bir top, topluluk olarak çalındığında başka bir şey. Ama bunu sahnede e, hem kendi müziğimizin içine bir yere entegre etmek de başka bir şey. Yani bütün gece bunu yapmaktan bahsetmiyorum. Araya koymak, onu hatırlatmak, e, bu müziğin bize ait olduğunu unutturmamak bence bir renk. Nasıl ya Geçti misin? Haber sizi çok seviyorum. Yeni bir albümde zaten söyledim. Onu da senin programında söyleyeyim hazır burada konuşurken. Harika. Konservatuardaki e, benim hocam bir albüm çıkarıyor şu anda. ...Emel Hoca ve bütün konservatuarda İTÜ'lü öğrencilerinin e, bazılarıyla tabii ben... ...işte ne bileyim sanırım içinde sürpriz isimler olacak Hakan Altun <laughs> vesaire... ...daha sürprizi bozmak istemem ama böyle bir albüm yapılıyor... ...İTÜ'nün çocukları olacak içinde... Ben de orada nasıl geçti habersiz söyledim. Çünkü rahmetli babam çok severdi. Simge şeyi düşünüyor musun? Son dönemde rapin biraz popun yerini almaya başladığını düşünüyor musun? Popun yerini, al Pop yerini almadı. bence. Ya yani popüler olan rap oldu. Zaten popüler müzik neyse odur yani. Pop dedikleri şey bu. Bu dönem dönem hep değişir. Bu başka örneklerini de gördük. Arabesk rock yapıldı bir dönem. Çok fazla çalındı, dinlendi. O tip işler çıktı. Sonrasında biraz daha böyle elektronik şeyler çok patladı. Onlar moda oldu. Şimdi rap Türkiye'de patladı ve insanlar dinliyorlar ve patlaması çok normal. Çünkü anlattıkları hikayeler çok iyi. Hayranlıkla dinliyorum. İnsanlığa ve e, insanlara e, çok güzel mesajlar veriyorlar. Bu dönem böyle ama pop bitmez. Pop devam edecek. E, işte bir sürü pop müzik yapan çok değerli sanatçılarımız var. Onlarla beraber biz de yerimizi almaya devam edeceğiz yeni şarkılarla. Hı -hı. Ama tabii popüleriteyi birazcık rap aldı yani. Bir gün seni de rap söylerken görebilir miyiz ne dersin? Bilmiyorum şu an dinlemek çok hoşuma gidiyor. Hı -hı. Ama ben daha başka şeyler yapmak istiyorum. Belki rap şarkı yaparsam rap kısmını ben söylemem. Hı -hı. Birisine söyletirim. Adabıyla yapan, işini iyi yapan birisine söyletirim. Ben başka bir şeyler yaparım orada diye düşünüyorum. Ama şu an hiç öyle bir şeyim yok. Yani ileride başka şeyler tasarlıyorum kafamda. Ama hayat sürprizlerle dolu neden olmasın olabilir. Simgi şimdi buraya gelmeden önce aslında internetten de biraz araştırma yaptım. Şey çok dikkatimi çekti ve çok hoşuma da gitti aslında. Hemen her röportajında aileye değiniyorsun ve babanı mutlaka röportajlarında anıyorsun. Şimdi az önce de hatta yine andın. Şimdi müzisyen bir babanın kızısın. Aslında ilk öğretmenin oydu diyebilir miyiz? Müzik ondan mı geçti sana? Yani babam ben anne karnındayken fotoğraflar var. Anneme gitar çalarken böyle annemin karnında ben. Böyle kocaman bir göbek. Babam anneme gitar çalıyor. Öyle fotoğraflar var. Bunlar çok iyi kareler bence. Armut dibine düşermiş dedikleri oldu bizde de. Bizim ailede herkes müzisyen. Herkes bir enstrüman çalıyor. Herkes de çok iyi şarkı söylüyor. İlginç olan. Yani böyle bir aileden geliyorum. Bir dedem ressam. ...biri terzi, hepsinde böyle bir sanatçılık var. Resim de yapıyorum ama hiç o konuya girmeyeceğim. <laughs> ben kendimi keşfederken de hep böyle babamın gitarını elime alıp... ...ondan bir şey öğrenmeden kendim bir şeyler öğrenip... ...ona ilk bestemi çalmıştım. Ve o da şaşırmıştı bu nasıl olabiliyor diye. Ben de kendi kendime öğrenmiştim. Sonrasında da konservatuarla zaten eğitim devam etti. Babadan gelen çok şey var bana kalan. Yani ailede, çocukluğumda hatırladığım resimler, böyle şeyler... ...kareler hep babam gitar çalıyor, biz ablamla şarkı söylüyoruz. Ablam piyano çalıyor. Böyle, böyle bir aileden geldiğim için e, keyifle böyle bir müzik enerjisiyle büyüdüm. Başka bir noktaya da götüremedim işi. Kendimi keşfettiğim zamanlarda da baktım şarkı söyleyebiliyorum. Beste falan yapıyorum çok ufak yaşlarda. Sonrası zaten şekillendi ve bu zamanlara kadar geldi. Şey diyorsun bir röportajında da, e, mülteci gibi yaşıyorum diyorsun. Sabah uyanıyorum bazen uykusuz, gece yarılarına kadar prova yapıyoruz, çalışıyorum. E, şimdi sence başarının arkasındaki sır bu mu? Şimdi mesela geçtiğimiz yıl inanılmaz bir e, simge sağın patlaması yaşandı diyebiliriz. Her yaptığın şarkı çok dinleniyor, YouTube'da milyonlarca kez izleniyor, konserlerin doluyor taşıyor. Sence bu başarının arkasındaki neden ne? Bir de çok samimi bir enerjim var acaba izleyiciyle bu enerji mi tuttu sence ne dersin? Olabilir. Onlar her şeyi çok fazla yani bence alabiliyorlar enerjiyi. Ekrandan da olsa, yanınıza da gelseler, konsere de gelseler. Ama bence bu bir ekip işi. Ben sadece doğru şarkıyı kokluyorum diye düşünüyorum kendimle ilgili. Çünkü bu hep böyle oldu. Yani e, i̇lk müziğe girdiğim yıllarda da çok güzel şarkılarım vardı. Niye patlamadı diyeceksiniz? Onda PR eksikliği vardı. Hı hı. Vesaire bir sürü benim tecrübesizliklerim, deneyimsizliklerime denk geldi. Ama ne zaman ki kendi yolumda kendi kalbimin sesini dinleyip e, ...duyduğum bir müziği, bu acayip bir yere gider, bu acayip bir hit dediğim anda... ...onun üstüne gidersem o iş çok iyi gidiyor. Siz az önce bana Aşkın Olayım'dan bahsettiniz. Evet. Ben Aşkın Olayım'la ilgili benim albüme son giren şarkıdır mesela. Bana Onur Özdemir eve gelip gitarını elip eline alıp çaldığında... ...albüm Mix Mastering'e gitmişti. Hayır bu olacak için de dedim. Zaten 13 tane şarkı vardı. 14. de Aşkın Olayım oldu... Yani sonuç olarak onu da hissettim. Hissediyorum bu. İkincisi ekip işi. Onlar çok başarıyla bana çok heyecanlanarak şarkıları tasarlıyorlar. Aranjörler bana çok heyecanlandılar albüm sürecimde. Çünkü onlara çok güzel şarkılar götürdüm aslında, teslim ettim. Onlar da hem çoğu benim çok yakın arkadaşımdı hem de bu projeye çok inandılar. Ve çok güzel şeyler yaptılar heyecanlandıkları için. Bence onun çok büyük bir etkisi oldu üzerinde. Ben de çok heyecanlıydım. O enerji akımı birbirine geçti. Yani. Şimdi mesela üniversiteden sonra şimdi Zeynep Dizdar'ın bir vokalini yapıyorsun. Daha evet. sonra Gülşen, Serdar Ortaç. Aslında bunların hepsi yaşar. de yaşar. Yani çok önemli sanatçılar, çok büyük sanatçılar. Eminim senin gelişim sürecinde de çok inanılmaz besleyici olmuştur ama ben birazcık daha şunu merak ediyorum. Çok zorlandığın isim hangisiydi aralarında? Hiçbiri. Çünkü çalışmaya başladığımda onlar da beni, yani biz çalışma kararı aldığımızda onlarla işte görüştükten sonrasında ...hep çok güzel bir şeyle bağlandık birbirimize. Yani sahne üstünde çok keyifli anlar. Sahne arkasında ben onları hep böyle öğrenci gibi arkadan izledim. Hiçbirinin bir zorluğu yoktu. Hepsi bana çok detaylı bir şekilde şarkıcılığı, sahnenin nasıl yapılırı... ...bir konser nasıl olmalı, provalar nasıl geçmeli... ...işte repertuar aşaması olsun, yeni albüm süreci olsun hep yanlarında olduğum için... Aynı zamanda onları hep gerçekten böyle dışarıdan izledim, izledim, izledim. Ben de böyle olacağım. Ben de kendi şarkılarımı yapacağım. Ee, ben de işte bu akustik mesela konseri Yaşar vermişti yıllar önce. Onunla bir turneye çıkmıştık. Anadolu turnesine çıkmıştık. Normal sanatlı bir şekilde konserler çalınmıyordu. Devamında da e, bu bana çok böyle Aa, benim de acaba olur mu dediğim bir şeydi. Şu an bugünlerde ben aynı heyecanı yaşıyorum. Hepsine burada hazır burada kamera varken çok teşekkür ediyorum. Hayatıma kattıkları tüm e, güzel şeyler için. Beni aslında en fazla etkileyen e, hikayelerden bir tanesi de ilk klibini çekme, çekmen için e, 30 bin TL kredi çekmişsin. Yani e, şu anda o, dün, o günleri düşündüğünde geldiğin noktaya bir baksan şöyle bir uzaklaş ve geldiğin noktaya bir bak. Ee, tatmin oluyor musun şu an bulunduğun yerden yoksa hayır daha da ileriye gitmeliyim mi diyorsun? Oluyorum. Oluyorum. Daha iyi müzik yapmalıyım, daha çok şarkı yapmalıyım diyorum. Ama böyle parasal bir hırstan bahsetmiyorum. Evet, evet ben de. Evet. Çünkü Sağla hani sana. Allah şükürler olsun. Önemli olan hani e, bizim nefes almamız, sağlığımızın yerinde olması, e, bir şekilde karnımızın doyması günü sonunda. Ve bu hayatı yaşarken, bu karın doyması olurken de huzur içinde dostlarımızla, sevdiklerimizle Hani e, emeğimizin karşılığını alarak tam olarak bunu söylemek istiyorum. Emeğimizin karşılığını alarak hayatımızı sürdürmek. O zorlu, zorlu dönemlerden geçtim. Bana çok iyi geldiler. Bana hepsi birer öğretmen oldular. O zamanlar hani zordu ama bugün daha çok daha çok daha çok falan gibi bir şey yok. Daha iyi bir hayat, daha e, daha güzel insan nasıl olabilirim diye sorguluyorum. Kazancımı nasıl paylaşabilirim bir şeyle? Daha iyi bir şey ne yapabilirim? Ee, insanlara nasıl daha iyi faydalı olabilirim Bu bazen müzik oluyor gerçekten ben çok uzaktayım Artvinde biri beni dinliyor ee, başına bir iş geliyor üzülüyor ve beni dinlerken Aslında ben ona ilaç oluyorum benim amacım bu ilaç olmak bundan sonrası için sadece huzur istiyorum sağlık istiyorum ve sevdiklerimle sahiplenilmek ee, zaten onlar çok hayatımda olan şeyler istiyorum Bunların ötesinde bir şey yok gerçekten hani 80 tane pizza yiyemeyiz yani günde. Anladın mı hani? Çok iyi bir ev alırsın ama üstüne daha iyi bir ev var bunun sonu yok. Harika. Şunu da son olarak sormak istiyorum. Şimdi toplumsal konularda son dönemde aslında sanatçılarımız da hep hemen hep toplumsal konular hakkında çıkıp fikirlerini beyan ediyorlar. ben birazcık da sanatla toplumsal olayların iç içe olduğunu düşünüyorum ve sanatçıların da aslında toplumsal olaylar konusunda gerçekten fikir beyan etmeleri gerektiğine inanıyorum. Şimdi e, sen mesela son dönemde seni etkileyen toplumsal olayların başında şimdi birçok şey yaşıyoruz tabii. Hangi biri gerçekten evet. hani böyle e, bunların yasalaşması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da zaten yazılı olarak da zaman zaman yazdım. Hayvan e, severler, ne bileyim işte kadına şiddet yapan adamlar. E, bunlar böyle bir e, artık çok fazla sosyal medya hayatımızın içinde olduğu için çok fazla ortaya çıkmaya başladı. Ama bununla ilgili bir piyasa e, çıkmıyor yasanın çıkması gerekiyor ki biraz daha insanlar bu konuda farkındalıkları olsun. Erkeklerin buna tepki vermesini istiyorum ben bir kadın olarak. Yani bunu kimse konuşmuyor. Hep kadınlar sokakta. Hep kadınlar şiddete maruz kalıyorlar. Ya susmak zorunda kalıyorlar ya da gerçekten e, konuştuklarında öldürülme e, işte Tehlikesi. tehlikesiyle yüz yüze kalıyorlar. Bununla ilgili bence erkeklerin de e, sokağa çıkıp bir dayanışma içinde olmaları gerekiyor. Son dönemde mesela Demet Akalın'da Hande Ener'in e, bu hem hayvan hakları konusunda hem de kadın öneriliği şiddet konusunda aslında attıkları bazı adımlar var. Harikalar. Nasıl derler Harikalar çünkü onlar yıllardır bu topluma hizmet eden sanatçılar ve onların gidip de bunu konuşmaları benim çok hoşuma gitti. Cumhurbaşkanımızın da inşallah buna bir karar çıkartıp en yakın zamanda bunu yasalaştırıldığı zaman bence hepimiz çok rahatlayacağız. Bence çok iyi hareketler bir sürü insan da bunu yapıyor ama bunun artık netleşmesi gerekiyor hayatımızda. Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken küçülmedin mi aşkla verdin sözden cayarken Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken Ben çok üzüldüm sen üzülmedin mi Harika. <laughs> Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. ederim.